yüce balıkçılığı ile küçük ak balıkçılığı. Kaplumbağa. Kabaklı göleti son dönemlerde çok iyi araştırıldı. Önemli türler burada tespit edildi. Yoğun bir kuş popülasyonu artışı var. Uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesinde burada 200'e yakın tür tespiti gerçekleşti. Tabii bu yıllık gözlem sonucu kışın yalnızca bulunan türler var, üremeye gelen türler var. Bir de yıl boyunca görülen yerli türlerimiz var. Temmuz ortasında olmamızı rağmen bayağı kuş çeşitliliğini görüyoruz. Nedeni de çevrede pek çok dere, çay, küçük göletler kurudu. Su baskısından dolayı hayvanlarımız özellikle kuşlardan yana buraya yoğunlaştılar. Yavrularını da büyüttükleri için birlikte bu civarda bulunuyorlar. Kuşlar için sığınılacak bir vaha özelliği arz eder. Çünkü nispeten diğer yerlere göre korunaklı bir alan. Avcı baskısı çok az. Bu yüzden kuşlar özellikle buraları tercih ediyorlar. Tabii buranın da kendine göre sorunları var. İskana açılan kimi bölgeler buraya çok yakın. O bir tehdit unsuru. Buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Böylesine kuş cenneti özelliği arz eden bir göletin korunması lazım. Çevrede iskanın olmaması lazım. Eğer biz bunları torunlarımıza, çocuklarımıza bırakmak istiyorsak, kuşların sayısının böylesine artışı bizi de aynı zamanda tabiat bunlar aracılığıyla uyarıyor. Tabiat diyor ki kuraklık çok ciddi biçimde yayılıyor, genişliyor. İnsanların da dikkatli olması lazım. Suyu iyi kullanması lazım, suyu yönetmesi lazım. Çünkü çaylarda, derelerde, göletlerde kuruma başlayınca bunun daha da ilerleyeceği beklenir. Uzmanlar da, eldeki veriler de bunu doğruluyor. Bir su kıtlığı yaşanmakta. Hayvanların özellikle buralarda yoğunlaşmasının nedeni budur. İnsanların tedbir alması lazım. Suyu özellikle toplamamız gerekiyor. Yağmur suyunu toplamamız gerekiyor. Ve bir başka özellik su ile ilgili, bizim suyu kirletmememiz gerekiyor. Sular maalesef evsel atıklarla,
tarım alanlarından gelen gübre ve ilaç attıklarıyla ve sanayiden gelen kirlilikle kirleniyor. Kalitesi düştüğü zaman bu suları kullanma şansınız olmayacak. O yüzden bizim suları temiz kullanmamız lazım. Üçüncü bir unsur da suyu yönetmemiz lazım. Az olan bu suyu ne yapalım da daha uzun bir süre kullanabilelim. Aksi takdirde ülke olarak çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu yönde kurumlar arasında işbirliğine, vatandaşın yardımına ihtiyacımız var. Ama el birliğiyle sorunların üstesinden gelinebilir. Eğer biz suyu temiz tutarsak, suyu toplayabilirsek ve doğru biçimde yönetirsek su kıtlığı daha az etkisi olacaktır. Bu yüzden işbirliği şart. Tabiatta var olan türler, onların yaşam biçimleri bizi bunları düşünmeye sevk ediyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet,